yaptın kızım? Ne yapayım anne? Konuştum işte, zar zor sakinleşti. Sonra da iyiyim ben, yok bir şeyim dedi, gönderdi beni yani. Ama hiç iyi değil, bir görsen ha anne. Her şey düzelecek, geçecek, merak etme kızım. Vallahi akıl falan kalmadı zaten artık bende. Hani ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Ben ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi de şaşırdım. Arda'yı mı zapt edeyim, Damla'yı mı düşüneyim? Ne yapacağız anne biz böyle? Bekleyeceğiz. Korkumdan Damla'nın babasının olmadığını da söyleyemiyorum. Şimdi söylememek en iyisi. Cenklerden bir haber çıksın da. Demek ki hala bitmedi işleri. Bir gelsinler, oturup konuşalım etraflıca. Ne yapacağımıza karar veririz. Belki de Sumru'dan öğrendiler nerede olduğunu. Ay inşallah anne, inşallah öğrenmişlerdir. Hayır, Arda da bir konuşsa, görse rahatlayacak çocuk. Bu belirsizlik mahvediyor onu. Ben bir Arda'ya bakayım. İçim rahat etmeyecek böyle. Anne ne oldu burada? Cenk. Arda. İşte. Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu peki? Ne oldu? Delirdi birdenbire. Mehmet olmasa zaten biz zapt edemezdik hayatta annemle. Öyle geldi, dağıttı oraları. E şimdi nasıl peki? İçeride mi? İşte ne kadar iyi olabiliyorsa. Yukarıda yatıyor. Ben bir gidip bakayım mı ona? Azra kızım. Gitmeyelim üstüne. Bırakalım dinlensin. Konuştukça daha çok alevleniyor. Peki. Bizim Damla'yı bulmamız lazım öncelikle. Ha ne oldu? Var mı bir gelişme peki? Yani biz Barış'ın yanına gittik. Ha. Konuşmaya çalıştık, durumu anlatmaya çalıştık. Ne dedi peki? Cenk konuştu. Tabii başta durumu kabullenmedi. Ama en azından artık şunu biliyor, biz suçsuzuz. Damla'yı iyi niyetli bir şekilde arıyoruz. Bundan sonra sonuna kalmış, ister arar ister aramaz. Allah Allah, yani ne yüzle arayacakmış ki zaten kızını? Gitti kendi kızını tehdit etti. Kızcağız da yani ortadan kaybolmakta buldu çareyi zavallım. Nasıl baş edecekti ki başka türlü? Biz koskocaman insanlar çözemiyoruz bakın. Bence bizim davayı açmamız çok etkili oldu bu durumda. Yenileceğini anladı tabii, azmedemedi. Haberi var mı ki Barış'ın? Var tabii. Avukatıyla görüştük ki zaten resmi yazı çoktan ulaşmıştır ona. O da tabii haliyle bizi caydırmak için elinden geleni yapıyor. Sen Barış'a dava mı açtın? Abi sen Barış'a dava mı açtın? Sakin ol Arda. Karşındaki abi. Biliyorum babaanne, ben de bu yüzden soruyorum zaten. Benim abim bana bunu nasıl yapabilir diye. Arda bir sakin ol. Bak senin bilmediğin çok şey var. Barış o kadar zor şartlar sundu ki önümüze. Ya kabul edecektim ben bunları ya da... Dava açacaktın, sen de dava açtın. Peki bu neyi çözdü abi? Ha? Hiçbir şeyi çözmedi. Ya senin yaptığının Barış'ın yaptığından ne farkı var? Arda sen ne saçmalıyorsun, aynı şey mi bunlar? Abi Barış belli ki o dava yüzünden gelmiş, Damla'yı tehdit etmiş. Damla da bizi korumak için çekmiş gitmiştir. Sen bunu kendine söylemedin mi? Söyledin. Ya sen nasıl hala kendini haklı görüyorsun? Ardacığım. Anne bir dur bırak. Karışmayın siz bir. Bir gerçekten bir karışma. İyice saçmalamaya başladı çünkü. Sen beni suçlu mu görüyorsun şimdi? Ben sana diyorum ki Barış'la senin aranda hiçbir fark yok diyorum. İkiniz de birbirinizin aynısısınız diyorum. Senin bulduğun çözüm hiçbir işe yaramadı diyorum. Sizin hırslarınız yüzünden Damla ile ben mahvolduk diyorum, anlıyor musun? Arda ben ne yaptıysam ailemi korumak için yaptım. Sizi korumak için yaptım. Ya koruma sen bizi be, koruma. Böyle mi koruyorsun? Senin çözümlerine ihtiyacımız yok bizim. Ben gider Damla'yı da bulurum, ikimizi beraber korurum da. Senin hiçbir çözümüne bizim ihtiyacımız yok. Arda Cenk tamam. Aa, Arda nereye? Gel Cenk, niye tartışıyorsun? Oğlum nereye?